Evet değerli izleyiciler, şimdi Turizm Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Demir hocamızla birlikteyiz. Hocamızla birlikte Turizm Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi üzerine bir konuşma gerçekleştireceğiz. Turizmle ilgili çalışma yapmak isteyenler, turizmi daha iyi seviyeye nasıl taşınacağı, fakültenin eğitimi hakkında burada bir takım bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyorum. Turizm Fakültesi'nin hocam bölümleri ve kadrosu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Turizm Fakültesi üniversitemizin sosyal bilimler alanındaki ilk fakültesiydi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bir ikinci fakültemiz daha oldu. Yalvaç Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler. Onunla birlikte iki fakülteden birisi sosyal bilimler alanında. 2011 yılında kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği'nin 2019 yılında fakülteye dönüştürülmesi sonucunda oluşan bir fakülte. Toplamda 4 bölümü var. 4 bölümden 2 tanesi şu an itibariyle öğrenci alıyor. Diğer 2 bölümün öğrenci alınması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Öğrenci alan bölümlerimiz temel bölümlerden bir tanesi Turizm İşletmeciliği bölümü, bir diğeri de Turizm Rehberliği bölümü. Turizm İşletmeciliği bölümü eşit ağırlıklı puan türünden öğrenci alırken Turizm Rehberliği bölümü dil puanı üzerinden öğrenci alıyor. Yani dil puanıyla öğrenci alıyor. Rehberliğin kendine özgü bir takım özellikler var. Hem bölüm hem gelen öğrenciler itibariyle. Ama diğer bölümlerden tamamen farklı. Rehberliğin eğitiminden diploma sonuna kadar ki bütün süreçler müfredat da dahil olmak üzere bir takım farklılıklar var. Bölümlerde yeni yapılanma sürecinde daha genç ve dinamik bir kadroyla yola çıktık. Ve alanında yetişmiş uzman arkadaşlarla devam ediyoruz. Ve özellikle rehberlik bölümündeki arkadaşların üçü de yeni. Turizm işletmeciliği bölümündeki arkadaşlar daha eski, daha deneyimli diyebiliriz. Rehberlik bölümündeki öğrencilerin eğitimlerine yönelik hocaların da o şekilde uzmanlık alanlarına sahip olması gerektiği için burada hocalardan özellikle bir de rehberlik belgesi ya da kokart dediğimiz kokart olma zorunluluğu da bu kadrodaki arkadaşlarda olması gereken özelliklerden bir tanesi. Evet, şimdi hocam peki şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Burada öncelikle Turizm Fakültesi içerisindeki hocalarımızın farklı iki ayrı, şu anda 4 bölümün 2 tane bölümü aktif vaziyette. Öğrencilerimiz bu iki dersinde eğitim, öğretim alabiliyorlar. Şimdi bu ilk kurulduğu tarih 2006 mı demiştiniz hocam? 2011'de düzeltelim o zaman. 2011'de kurulmuştu. 2011'den bugüne kadar eğitim veren bir yapıya aslında sahip. Dolayısıyla çok yeni bir bölüm değiliz. Yani 9 yıllık bir eğitim geçmişine sahip. Hocam, Turizm Fakültesi uygulamalı eğitimde nasıl bir model uygulayacak? Bunun öğrencilere nasıl bir faydası olacak? Bu konularda akran eğitimi 8+3 eğitim modelinden biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü bu biraz farklı bir eğitim biçimi. Hani normalde 8 dönem eğitim var turizm fakültelerinde. Biz burada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi uygulamalı konseptle beraber aslında farklı bir sistemi de ortaya koyuyor. 8+3 gibi neredeyse 11 dönemmiş gibi görülen bir eğitim modeli söz konusu. Yani bunun öğrenciye sağladığı faydalar neler ya da biz ne vermeye çalışıyoruz, nasıl bir şey yapıyoruz? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Evet, şimdi turizm fakültelerinin en önemli özelliği eğitimin uygulamalı olmasıdır. Bütün bölümler için geçerli bu, sadece turizm işletmeciliği ya da turizm rehberliği bölümler için değil, diğer aktif olmayan bölümlerimiz için de geçerli olan bir yaklaşım, yöntem bu.
Bu nedir? Bu öncelikle turizm fakültelerinin derslerinin önemli bir kısmı uygulamadır. Uygulamanın da teoriyle birleştirilip okul döneminde eğitim süresince alması gerekir öğrenciler. Ancak sektör her zaman üniversitelerden, fakültelerden daima öndedir. Sürekli gelişmeler sektörde, yenilikler sektörde, değişimler sektörde öğrenci önce orada görür. Ondan sonra okula gelir, okuldaki teorik bilgi hep uygulamanın gerisinde kalır. İşte biz bu aradaki dezavantajı, öğrenci lehine ulaşan bir dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla eğitim öğretim dönemini akademik takvimle birlikte farklılaştırdık. Güz ve bahar döneminin normal dönem, ancak diğer fakülte ve yüksek okullardaki akademik takvimden daha kısa, Nisan sonu itibariyle akademik takvim biter, sınavlar da dahil olmak üzere. Ondan sonraki süreçte 1 Mayıs'tan itibaren Eylül'ün sonuna kadarki yaz dönemi başlar. Yani güz, bahar artı yaz. Birinci sınıftan sonra, yani birinci sınıfın yaz dönemiyle birlikte üçüncü dönem başlar. İkinci sınıfta yedinci dönem başlar. Yaz ve güz ve bahardan sonra yaz dönemi başlar. Altıncı dönem. Ondan sonraki üçüncü sınıfta güz ve bahar döneminden sonra dokuzuncu dönem başlar. Dördüncü sınıfta da normal güz ve bahar dönemi vardır. Bu üç yaz döneminde öğrenci dört ay boyunca sektörde teoride almış olduğu bütün derslerin uygulamasını yapar. O alanda çalışır. Bu ne demektir? 3 yıl boyunca öğrenci 4 ay çalışmış olduğu sektörde bizzat uygulayaraktan gelişmeleri yerinde öğrenir. Ve okul bittikten sonra o hani dezavantajlar vardır, deneyiminiz var mı diye sorurlar iş başvurusuna gittiğiniz zaman. İşte bizim öğrencilere artık öyle bir soru ile karşılaştıklarında hiç iş deneyimim yok diyemeyecek, çünkü 3 dönem çalışmış olacak. Okuldan ayrıldıktan sonra, yani mezun olduktan sonra deneyimli bir öğrenci olaraktan ayrılmış olacak. 3 yıl çalışmasıyla birlikte. Birincisi bu. İkincisi, öğrenciler çalıştıkları dönem itibariyle, o yaz dönemleri itibariyle tam sigortalı olacak. Yani öğrenci sigortası, staj sigortası gibi değil. Tam sigortalı olacak ve minimum asgari ücret alacak. Bu ne demektir? 4 ay boyunca, minimum 4 ay boyunca çalışıp da kazandığınız parayla diğer 2 dönemi de ailenize yük olmadan okuma şansınız olacaktır. Çok rahatlıkla ev kiranızı karşılayacaksınız, eğitim öğretim dönemindeki diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Bu da ikinci bir kazanım olacak öğrenciler için. Üçüncü bir kazanım ise, biz öğrenciler tercih edip de okullara geldikten sonra en önemli sıkıntılardan bir tanesi şu, istemeden gelen öğrencilerimiz var. 4 yıl boyunca zorunlu olaraktan katlanıp okuyorlar. Ve öğrenci bunu yapamayacaksa, birinci sınıfın sonunda ben bunu yapamayacağım diyerekten gerekirse okulu bırakacak. Biz kalan öğrencileri sektöre yetiştirmek için bütün kaynakları oraya aktaracağız. Kalan öğrencilere aktarmış olacağız. Bu durumda 4 yıl boyunca zorunlu olaraktan okuyan öğrenci ailesine yük olmaktan kurtulacak. Devletin ayırmış olduğu kaynaklarda o öğrenciye boşuna gitmek yerine diğer öğrenciye daha fazla eğitim olanakları sunmuş olacak. 8+3'ün kısaca özeti bu. Bir de biz bunu eğitim öğretim dönemince akran eğitimi dediğimiz, biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz farklı bir yaklaşımda da destekliyoruz. Peki bu nedir? Bu da şimdi öğrenciyle hocaların arasındaki gerek yaş farkı, gerek kültürel fark, gerekse deneyim farkı itibariyle zaman zaman bilgileri aktarmakta sorunlar yaşanabiliyor. Ya öğrenci anlamıyor veya hoca anlamıyor veya iletişimde bir takım kopukluklar oluyor. En güzel eğitim öğrencinin kendi yaş grubundaki üst sınıfların alt sınıflara aktarması şeklinde akran eğitimi dediğimiz. Burada da daha çok dördüncü sınıflar. Dördüncü sınıflar bir ve ikinci sınıflara sektördeki uygulamaları hocasına asistanlık yaparaktan hoca, dördüncü sınıf öğrencisi ve yeni öğrenci
Üçü bir arada bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Yani akran eğitimi dediğimizde, uygulamadaki akran eğitimi dediğimizde bu şekilde. Yani hocadan çekinir öğrenci belki veya sormak istediği şeyleri soramayabilir. Ama üst sınıftaki arkadaşına daha kolay soracaktır, daha fazla soru soracaktır, daha kolay öğrenecektir. Bu da bu şekilde. Yani biz tamamen uygulama, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin diğer bir özelliği olaraktan turizm fakültesi açısından söylüyorum. Sadece isminde kalmayacak. Bizdeki eğitim öğretimde de bu çocuklar uygulamayı en iyi şekilde almış olacaklar. Anladım hocam. Şimdi güzel bir şey var ortada. Aileler açısından da ciddi bir avantaj. Bir şekilde okuyan öğrenciler açısından da ciddi bir avantaj. Hem çalışıp hem okuyup hem okul masrafları kendisi karşıladığı bir yapı burada ortaya çıkmış oluyor. Aynı zamanda sektörle bu kadar içli dışlı olduğu zaman zaten mezun olur olmaz iş imkanı da neredeyse %80-90'a varan oranda, eğer öğrenci orada bir varlık gösterebilirse, değil mi, işe de yerleşme imkanı hızlı bir şekilde olmuş oluyor. Yani dolayısıyla bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman gerçekten turizm fakültemizin hem okuyan öğrenciye hem de sektöre de aslında, çünkü onların da tanıyabilecekleri insanlar olması adına ciddi katkı sağladığını söyleyebiliriz. Peki hocam, şöyle bir şey var. Uluslararası eğitim anlaşmalarında örneğin çift diploma alabilme imkanı gibi, Erasmus gibi, Mevlana gibi anlaşmaları ve öğrenci başarılarından biraz söz edebilir misiniz? Şimdi çünkü artık günümüzde eğitim biçiminde biraz değişmeler var. Sadece şunu istemiyor insanlar, hani gideyim bir yerde okuyayım, orada bağlı kalayım, ondan sonra başka hiçbir imkanım oluşmasın. Özellikle başarılı öğrenciler açısından şey yapıyorum. Ben başarıyorsam farklı imkanlarım da olabilsin istiyorlar. Evet, bu anlamda fakülte olarak nasıl şey yapıyoruz hocam? Şimdi biraz önceki uygulamalardan bahsettiğim gibi aynı şekilde bir başka özelliğimiz de bizim uluslararasılaşma alanındaki göstermiş olduğumuz bu çaba ve onun sonucunda karşılığını görmemizdir. Bu sene tabii Covid'den dolayı Erasmus çıkışları olmadı. Güz döneminde oldu ama bahar döneminde olmadı. Şu anda halen İspanya'da kalmış olan öğrencimiz var. Gitti, dönemedi. Ve çocuk da bundan dolayı bayağı mutlu. Yani daha fazla süre orada kalmış oluyor. Şimdi önce çift diplomadan bahsedeyim. Geçtiğimiz hafta Letonya'dan bir üniversite geldi. O üniversiteyle biz lisansüstü eğitimle bu dönem hazırlıklar devam ediyor. Yetiştirdiğimiz takdirde önce lisansüstü eğitimle başlayacağız. Ortak bir program. O ortak programla birlikte çift diploma alma olanağına sahip olacaklar. Letonya Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Dolayısıyla orada almış oldukları diploma, yani o programdan almış oldukları diploma bütün Avrupa ülkeleri içinde geçerli olacak. Yani öğrenci bizim burada ortaklaşa açmış olduğumuz bir programla Letonya'nın bu işin içinde olmasından kaynaklanan ya da onların sayesinde de ikinci bir diplomaya sahip olacak. Eğitimin bir kısmı Türkiye'de, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, bir kısmı da Letonya'da. Aynı şekilde oradaki öğrenci de bizden eğitim alacak. Onlar da çift diplomaya sahip olarak da mezun olmuş olacaklar. Bunu öncelikle yüksek lisansla başlamak istiyoruz biz bu dönem itibariyle. Ondan sonraki süreçte de diğer lisans programlarına bunu uygulama çalışması içindeyiz. Diğer taraftan Erasmus'la ilgili bizim turizm fakülteleri içinde de önemli bir yere geldik artık bu uluslararası anlaşmalarla birlikte. Bugün İspanya, İtalya, Hollanda, Almanya, Portekiz gibi pek çok ülkeyle Erasmus anlaşması yaptık. Şimdi oradan bize öğrenci gelebildiği gibi burada da oraya öğrenci gidiyor. Bunun ötesinde Mevlana ile o Mevlana kapsamında yapılan anlaşma, işte Çin'le yapıldı, Rusya'yla yapıldı, Malezya'yla yapıldı. Yani diğer birçok Avrupa'nın dışındaki ülkelerle de Mevlana anlaşması yapıldı. Ama tabii bu dönem itibariyle, bu pandemi nedeniyle bunları çok fazla dillendiremedik. Çok fazla, özellikle bu virüsün Çin'den çıkmış olması nedeniyle biz ilk anlaşmayı da onlarla yaptık pandemiden önce.
Şimdi hem Mevlana hem Erasmus hem de çift diploma olanaklarıyla öğrencilere çok geniş ve farklı olanaklar sunuyoruz. Dolayısıyla bu da bizim diğer fakültelerden bir adım önde olduğumuzu gösteriyor. Bu sene yapılan Erasmus sınavında lisans düzeyinde toplam yurt dışına gitmeye kazanan öğrencilerin %60'ı Turizm Fakültesi öğrencilerinden oluştu. Bu da Turizm Fakültesi'nde yabancı dilin çok etkin bir şekilde verilmesi ve öğrencilerin de özellikle Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin de dil puanıyla gelmesi en önemli etken olaraktan bu sonucu ortaya çıkardı. Dolayısıyla böyle de bir avantajımız var. Yani Turizm Fakültesi sadece uygulama sadece uluslararası değil. Aynı zamanda bir de dil var. Zorunlu olaraktan İngilizcenin üzerine ikinci, üçüncü diller var. İşte Rusçası, Almancası, Çincesi gibi bu dillerin de seçme olanakları söz konusu. Öğrencilere sunulan olanaklardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla biz komple bir eğitim verme çabası içindeyiz. Umarım amaçlarımıza ulaşmış oluruz bu şekilde. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Benim anladığım kadarıyla burada ayrıca dil eğitimlerini de veriyoruz öğrencilere. Dolayısıyla çok farklı dillerde, çok farklı şekillerde uluslararası anlamda turizme de katacağımız elemanlar yetiştirmek gibi bir misyonu üstlenmiş durumdayız. Şimdi turizm rehberliği öğrencilerinin, bunu kısaca yalnız istiyorum hocam, diploma hakları konusunda bize birkaç cümleyle bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi turizm rehberliği 6326 sayılı kanuna göre kazanılan bir hak. Turizm fakülteleri ve o fakültelerin içinde turizm rehberliği bölümleri olmadan önce sınava giriliyordu. Bakanlık tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan sınava giriliyordu. Başarılı olursa ona göre kokart dediğimiz, yani turist rehberliği belgesi alıyordu. Ama günümüzde turizm fakültelerinin turizm rehberliği bölümünü bitiren öğrenciler bu yasadaki haklardan dolayı sınava girmeden doğrudan bu belgeye sahip oluyor. Bir tek şartı var onun. Yabancı dilinizi 75 yapacaksınız. 75 puana sahipseniz uygulama gezisine zaten katılıyorsunuz. Doğrudan bu belgeye sahip oluyorsunuz ve okul biter bitmez artık herhangi bir turist rehberleri odasına kaydolup iş hayatına atılabiliyorsunuz. Yani bu kazanımı yasanın vermiş olduğu haklarla birlikte bu diploma bu öğrencilere sunuyor. Evet. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öğrencilerimize, gençlerimize, ailelerimize değişik bir eğitim biçiminiz var çünkü. Dolayısıyla onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Öncelikle ailelerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarımız gibi görüyoruz. Hiçbir çekincesi olmadan buraya çok rahatlıkla gönderebilirler. Bir senenin sonunda bu çocuklar burada çalışmaya başlayacaklar. Onlara yük olmayacak. Bahsetmiş olduğum gibi. Bu çocuklar sektörün gerektirdiği bütün donanımlara sahip olaraktan mezun olacaklar. Mezun olduktan sonra iş derdi sıkıntısı olmayacak. Ve diğer turizm fakültelerinden farklı bir eğitim modeliyle bu 8+3 ve uygulama uluslararasılaşma ile ilgili biz şu anda Türkiye'de ilk oluyoruz. Onun bizim dışımızda 8+3'ü uygulayan yok. Dolayısıyla sektörün istediği, sektörün aradığı nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek için biz buradayız, biz varız, biz bekliyoruz. Umarım bunu değerlendirirler ve hep birlikte Eylül ayından itibaren eğitim öğretime başlarız. Evet, Turizm Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mahmut Demir hocamızla birlikte olduk. Gerçekten değişik bir eğitim yapısı Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi içerisinde mevcut. Birçok avantajı var bu anlamda. Tercih dönemi içerisinde nasıl bir yöntem izleyelim? Turizmle ilgili çalışmak istiyorum diyenlere önerebileceğimiz fakültemiz olarak
karşımıza çıktı. Ne Var Ne Yok programının eğitim bölümünü bu hafta da Sayın Hocamızın değerli bilgileriyle tamamlamış olduk. Haftaya yeni konu ve yeni konuklarla birlikte olmak üzere hepinize iyi geceler diliyorum.